Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Arnika marka. Bunun süpürgenin tanıtımını yapmıştık. Bugünkü videomuzda bakımını yapacağız. Şimdiden kanalımıza abone olup beğenme, like atarsanız sevinirim. Ve şimdi bakım videomuzu aşamasına geçelim. Önce filtre ile hazneyi çıkartacağız. Kapak kirlenmesin diye ben bunları kenara koyuyorum. Bunu da ayırdık. Şimdi arkadaşlar, görmeyenler için göstermek istiyorum. Şöyle ofisle şunları açayım da. Bakın. Dört tane önde ve iki tane de arkasında olmak üzere sadece toplam 6 vida var. Bunları açtıktan sonra bu üst kova, şu üst kapağını açabileceğiz. Vidanın yerini gösterdiğim için siz zaten oraları görüp bir şey derseniz sökersiniz. Ben şimdi vidaları söküyorum. Şarjı bitirebilir diye flaşı kapatmak istedim. Şimdi evet. Sadece toplam 6 vida var arkadaşlar. Yani şu üstteki Arnika yazısındaki plastiği çıkartmaya gerek yok. Bu 6 vidayı sökün. Bu plastik ayrılacaktır zaten. Bunun sökümü zaten basit arkadaşlar. Sizde eğer bu süpürgeden varsa ve arızalandıysa rahatlıkla söküp bakımını yapabilirsiniz. Vidalar ikide bir düşebilir diye şöyle tornavidanın ağzına şöyle bir mıknatıs koyun. Daha iyi tutacaktır. Şimdi evet. Ayıralım şunu. Evet. Arkadaşlar, ben aslında bunun motor bakımı yapmıştım. Motoru ulaşmak isteyenler varsa eğer şöyle göstereyim. Siz önce şu makarayı kurtarın. Sonra şu en üstte görünmüyor şu an ama şöyle yapayım. Bakın şurada 4 tane, 2 tane vida var. Aynı şekilde makaranın alt kısmında da var. Onları sökün. Sonra motor vidalarında şu önde de 4 tane vida var. Toplam 6 vidası var. Onları da söktükten sonra şu kapağı açın. Motorunu ve iç kısmını temizlersiniz. Evet, şimdi biz makaramızı alsak yeter. Ben motora kadar sökmek istemiyorum. Ben bakımını yapmıştım çünkü motoru ile ilgili. Şimdi biz bu kabloyu biraz şey edelim. Biraz açalım.
Tamam. Şimdi bu geri kalanı da yavaşça sağa doğru çevirelim. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Bir tık daha alalım. Ve 7. Tamam. Fazla zorlarsak yay ahtap atabilir. Şimdi buraya kadar geldik ya arkadaşlar. Şuraya VD40 sıkalım. Mekanizma yaylarına. Şu an görünmüyorsa eğer, özür dilerim. Heh. Şu an bakın şurada yayları var. Evet. Şimdi bunu toplayabiliriz. Tabii siz eğer bu işlerden anlamıyorsanız kesinlikle müdahale etmeyin. Şimdi önce makarnamızı oturtacağız. Sonra bunu çevireceğiz. Ve oturdu. Bu kadar basit. Şimdi makara testini yapalım. Arkadaşlar nasıl hızlı topladı gördünüz mü? Bu kadar basit. Tamamdır. Makara bakımı yapıldı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bir vida nerede? Onu nereye attı? Buraya atmış. Buraya kadar geldik zaten. Zaten bir tane tuş var. Başka bir şey yok. Ne ayar bir şey, hiçbir şey yok. Bir de tepesinde kondansatör var arkadaşlar. O da yüksek elektrik akımları karşısında motoru koruyor. Bakın şurada. O yandığı zaman değiştirir. Şimdi bunu biraz dikkatli taksak iyi olur arkadaşlar. Önce conta kısmından başlayacağız. Sonra arkaya doğru gideceğiz. Tamam. Contası oturdu. Arkası. Şut oturdu mu? Kenarlardan bastırıyoruz. Düğmeye basıyoruz ama maalesef şık şık ses gelmiyorsa anlayın ki düğme şey olmadı. Tekrar takıyoruz. Üste oturdu mu? Tamam. Oturdu. Her yere oturdu. Güzel. Önce önden başlayalım. Tam 8 dakika bir şey oldu herhalde. Gözlerim biraz bulanık olduğu için göremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Önden başlayacağız. İlk iş. Bir. İki. Arkadaşlar sakın o makarayı daha fazla açmayın. O yer böyle çat diye attığı zaman kesinlikle toplamayacaktır. Bundan da bilginiz olsun.
Yani bir yere kadar açın, daha fazla açmayın, zorlamayın. Ya benim hafif sinir olduğum nokta şu arkadaşlar. Bu vida niye tornavidanın ağzından çıkıp duruyor? Tamam. Şu an conta 10 numara oturdu arkadaşlar. Göstereyim onu da. Şu contayı gördünüz mü? Şu yuvalarına doğru düzgün oturmalı. Yani bu işte kalırsa güçlü çekmeyecektir. Bundan da bilginiz olsun. Başka da vida kalmadı zaten. Hepsini taktık. Şunu da sıkalım ve testini yapalım. Sizin eğer o makara kısmı arkadaşlar yani ağır sarıyorsa anlayın ki tozlarla dolmuştur. Şey demiyordur. Rahat dönemiyordur. Toplamakla zorluk çekiyordur. Kendi filtresi yırtılmıştı. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Bu benim yaptığım filtre. Şimdi evet. Önce üstten başlıyoruz. Oturdu mu? Evet. Tamam. Şimdi bir makaradan başlayalım arkadaşlar. İşte böyle. Peki kısa modundayken nasıl toplayacak? Çok merak ediyorum şu an. Kısa bir yeri süpürdük diyelim. Güzel. Güzel. Şimdi bir çalıştıralım şunu. Tamam. Buradan rahat rahat topluyor. Eyvallah. Peki arkadaşlar dipten rahatlıkla toplayabilecek mi? Şimdi ben bunu prize takayım. Çekimi gayet güzel. Toplayalım kabloyu. Bakalım arkadaşlar güzel toplayacak mı? Tamamdır. İşlem başarıyla yapıldı arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi like atarsanız sevinirim. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.